Oğuz bəy, təqribən demək olar ki, bir neçə dövlət gəlib gedibdir İranda. Yəni rəis cumhur gəlib gedibdir. Əlbəttə rəis cumhuru da Ali Xameneyi seçir. Özü səlahiyyət rəyidir. Hər halda bir dəfə dövlət qurur. Neçəsi gəlib gedibdir, amma Urmiya məsələsi, Urmiya gölü məsələsi hala elə o əvvəldəki durumu nədir idi, özür istəyir. Yəni, əgər yağış yağsa, qar yağsa, biraz dolsa dolur, dolmasa belə beləsinə qalır. İstərdim Sayın Oğuz bəy bu haftada da yəni söhbət edən. Düzdür, başqa əhəmiyyətli məsələlərimiz var, amma bu da elə önəmlidir. Çünki burada su qurursa əgər, oradan millət köçüb getməlidir. Bundan da önemli meselemiz yoktu mənə göre. Yani Urmu Gölü meselesi, Urmu Gölü'nün bu felaketi ki, Güney Azerbaycan'a İran devleti tarafından təhmil olunmuş. Bu düşünün ki bir yavaş yavaş patlayan ve Güney Azerbaycan Türk milletini orada ekseriyetten salan ve felakete sürükleyen bir bombadır. Bir nükleer bomba kimi, bir atom bombası kimi. Yani bir var bir bomba salasan Hiroşima'ya, Nagasaki orada neçə 200-300 bin nəfəri öldürəsən və neçə illər o bölgəni əkinini yani yaşamını askıya alasan her yeri radioaktivite eləyəsən. Bir de var ki yani hem bu projeler Sayın Savunan Bey Şah zamanı başlanmış. Bu projeler yalnız Cumhur İslam'ın projesi değil. Mesela o sözde köprü ki Şahi Cəzirəsindən, Şahi Adasından çəkilib Urmiyaya tərəf. Bu 1970'lerde yani İran İslam Cumhuriyeti'nin gelmesinden 9 yıl önce başlamış bunun projesi. Ama ancak sonralar bu tahakküb tapmış. Siz yani bu sözde bu yol ve yolacak bu köprünün siz əhəmiyyətinə baxasınız orada. Necə ki istememişler biri ki istəyir Təbrizdən gedə Urmiyaya, mesela gedə Urmiyanın güneyindən veya kuzeyindən gedə. Bu oradan direkt bir tane yol. Yol nece bir yoldu? 2-3 metre enliyinde taşlar getirip, özde köprü değil ki suyun üstünde olan. Mesela bilirsiniz ki bir hafta önce Türkiye'de yeni bir köprü, dünyanın en büyük köprüsü, en uzun 2 kilometre, 2,2-3 kilometrelik ve 330 metrelik kulelerine, iki tane direğine koyuldu ve Cenab-ı Erdoğan da onun açılışındaydı. Köprü öyle olar. Köprü ekosisteme zarar vurmamalıdır. Onun direkleri olar, ayakları olar ve onun üstünden araba da geçir, qatar da geçir. Görürsünüz ya, Türkiye indi dünyada en yani o rekordu olan köprüle zaten Türk milleti Avrupa'da siz her yerde, Asya'da, Avrupa'da, Arap memleketlerinde Sayın Sabunan Bey her yerde köprü görürsünüz. Bu öyle Türkler bunu yapıplar, Osmanlılar yapıplar. Osmanlı zamanı yapıp çok, Selçuk zamanında var. Avrupa'nın tam ortasındayım. Ancak köprü öyle yapılar. Siz gelip bakarsınız Urmu Gölü'nü ikiye bölen köprü değil mi? Taşları düzüpler. Özde o kadar. Üstünden de asfaltı salıplar. Ve oradan mesela yolu kısaltmışlar. Bu Urmu Gölü'nün qurumasına bahis olmuş. O taraftan da bu çevre ısınması, küresel çevre ısınması ki vardı. %5 bütün tahkiklerin, bütün tahlillere göre %5 tesir koydu. Çünkü biz görürük ki eğer %90 tesir koysaydı, Urmu Gölü'nün batısında Van Gölü vardı. Urmu Gölü'nün kuzeyinde yani neçe 100 kilometre bu yani neçe yani 100-200 kilometre o tarafta. Biraz da yukarı geçsek Azerbaycan'daki göller vardır. Ermenistan'daki göller vardır. Demek ki bu çevre ısınması, küresel çevre ısınması bunu o kadar tesir etmemiş. Ve arz edelim elmi, bilimsel tahkikler ve tahliller gösterir ki %5 bunun tabiatının, doğayının ilgilidir. %95 İran Fars işgal sisteminin, devletinin sistematik qəsdən bahis olduğu quraqlıqdır və əkinçiləri bəzi məhsullara ki, çox su işlədir və Azərbaycanda lazım deyil o məhsullar. Başqa yerə göndərilir, onlara təşviq etmək, o qədər quyu, Urmu Gölü'nün ətrafında quyu vurmaq, rəviyyəsiz quru və bunları təşviq etmək. O tərəfdən də 50 dənə də səd vurmaq, baraj vurmaq bu gölü, gölü ki bəsləyir bu çaylar. Çünki Urmu Gölü'ndən su başqa yerə getmir.
bütün çaylar Urmi Gölü'ne gelir. Bazı göller var ki oraya su gelir ve oradan da su gelir mesela başka yere taraf. Bu böyle değil. Yani direkt biz bunu diyelim ki Urmi Gölü'nün kurumasına Çin'de %10'una inmiştir. Yani o kapasitesinin %10'una inmiştir. Bunu direkt bu cinayete, bu tabii ve çevresel terörizme, bu Güney Azerbaycan'da Türk milletini oradan sürmeye, mecburi muhacirete, sürgüne salmağa, hamısının mesulü İran devletidir. Maalesef bir gün şimdi Ukrayna'nın haberlerinin çölcesi altındayız. Dünen başka haberlerin çölcesi altındaydık. Ve bilirsiniz İran devleti hemşe cencal yaratmağa çalışır. Hemşe, hatta Güney Azerbaycan Milli Hareketi içinde bir günler mesela rehber özünü biri tayin edilir. Bir gün gelir birisi bayrak tayin edilir. Yani bu cencal yaratmak. İki ay, üç ay önce birisi gelmişti ki benimle 20 ildir İran'ın, Erdebil'in itilatında işlenmişim. Şimdi gelmişim Güney Azerbaycan'a. Hatta bazıları da geldi dediler ki biz bunu rehber de seçebiliriz. Bunlar bu cencalların haberinin ve gündeminin çölcesi altında bizim bu kronik olarak müzmin aradan gitmemiz ve bu soykırım danışılmış. O da Urmi Gölü'dür. Biz her bahanenin diye birlik öz istiklalımıza yetişecek. Urmi Gölü onların biridir. Dil meselesi onların biridir. Ama Urmi Gölü o kadar hayatidir ki arz edirəm İran devletinin en büyük derdi, problemi, meselesi Güney Azerbaycan'da Türklerin ekseriyet olmasıdır. Bunu bir taraftan Urmi Gölü'yle, Urmi Gölü'nü kurutmağla meselelerini halledir. Necə ki geçen yüzyılda Azerbaycanlılar İran'ın başka yerlerine mühacirət etmişler, onu sürətləndirmiş. O taraftan da kürtləşdirmə prosesini sürətləndirmiş İran devleti. Teröristler hakkında istedim ben bir sualım vardı. Buyurun. Bildiğiniz gibi yani İran devleti hem dediğiniz gibi hem bölgede Kürtleri sokatmaya çalışır. Özellikle de Türkiye ile Azerbaycan arasında. Urmi bölgesinde. Ve bir taraftan da baksanız raket getirip mesela Güney Azerbaycan'dan atı İrak'a. Yani bino burada sizce teröristleri Güney Azerbaycan'a karşı destekler mi? Yani oraya çekmeye çalışmır mı? Tam öyledir. Biz de elə indi illerdir ki onu deyirik yani. Uzun illerdir ki deyirik ki İran devletinin kararı budur ki Türkiye, Anadolu Türkü ile Güney Azerbaycan Türkü arasında bir demografik duvar çeksin. Bunu biz 30 ilden çoktur ki yazılarımızda, danışıklarımızda vardır. Ve buna da Türkiye devleti şahittir, tanıktır, görür. Yani öyle değil ki görmür ve bilmir. Biz çok çok eminik ki Türkiye devleti bunu bilir. Ve bu geçen 100 ilde hatta biraz daha da çok bunu yaysak mesela 150 ilde 1800'lerin ortasından bu yana Şemzinani harekatından bu yana Şemzinani harekatı Kürt harekatıdır o zaman Osmanlı'ya karşı. Çünkü Kürtler her zaman Türk milletinin yanında Türk düşmanlarının Türk düşmanlarına karşı savaşmışlar. Ona göre biz Kürt meselesini, terörist meselesiyle aynı bilmirik. Kürt milleti de bizim her zaman komşumuz olup ve tarih boyu Türk milletinin yanında olubdur. Ancak geçen 100 ilde ve ondan da biraz çok tabii ki Türk devletleri zayıflanından sonra ve hatta Qacar sistemine gelince aradan gelenden sonra Kürtleri alet etmişler, Fransallar, Ruslar ve Türk düşmanları Türk milletine karşı. Halbuki Kürt milletiyle Türk milletinin uzun tarihi işbirliği var, komşuluğu var ve bizim yani biz böyle bakırız meseleye. Ancak bölgede Türk milletine ve Türk devletine karşı Ermenileri kullanmışlar. Asurileri kullanmışlar. Herkes ki yani özünü orada azınlık bilipti. Maalesef Kürtler de ki azınlık değiller. Yani bizimle aynı erzeliyle yüzler savaşta beraber olmuşlar. Ve bir millet kimin olmuşlar. Ancak özlerini bazı bu memleketler bölünenden sonra, Irak ayrılandan sonra Osmanlı'dan ve Suriye ayrılandan sonra, bunlar ayrılandan sonra bazı bu harici cüzler, erzeliyle gene de birinci olarak Fransa ve Rusya
Bunlarda o azınlıksınız siz ve size zulm olunur. Bu ideyası bunlara verilmiş ve böyle isyanlar başlamış. Ve Kürt milletini Türk düşmanlığına taraf çekmişler. Ona göre biz görürük ki Ruslar ve Fransallar o zaman ki görürler Ermenilerden bunlara yaxşı bir maşa çıkmış. O kadar Ermeniler bizleri katliam etmişler, terör etmişler. Böyle Amerikasında, Kanada'sında, Avrupa'da ne kadar bunlar Türk diplomatlarını ve Türkleri terör etmişler ve bölgede ne kadar cinayetler el olmuşlar. Gene de görürler ki Ermeniler bu işe kadir değiller. Hem azdılar millet olarak hem de bir balaca bir Ermeni milletinin 30'a yakın terörist resmi grubu var. Tanınmış, özleri ilan edilmiş grupları var. Ve şeceranameler de var ki ne zaman bu terörist grubu düzelmiş ve hansı faaliyetler etmişler. Yani biz iddia etmedik, biz ittiham vurmuruk. Bunların öz teşkilatları 30'a yakın dünyada bilinmiş Ermeni terörist grubu vardı. Ancak Ruslar ve Fransallar açıkça geçen yüzyılda görürler ki Ermeniler çok kullanabilmirler. Orada Azerbaycan gerçeği olandan sonra mahsusen. Ancak önceden de Asurları kullanmışlar. Bunu bilirsiniz. Ciloğlu'da biz Asurları görürük, Ermeniler görürük. Yani o zaman Ciloğlu'da Kürtler de bizden katliam olmuşlar. Budur mesele. Hatta tehcir meselesinde Osmanlı'da Ermeni teröristleri Kürtler de çok kırmışlar, Türkler de çok kırmışlar. Tehcir meselesi hemen ki bu Ermeniler onları soykırım değiller. O soykırım aslında Türklere ve Azerbaycan Türklerine ve Kürtlere ve Türkiye Türklerine olmuş. Herhalde. Ancak bu geçen yüzyılda ve ondan da hatta biraz çok Fransa'nın ve Rusya'nın teveccühünü Kürtler çekmişler. Ki bunlar biraz fark edildiler. Mesela bizlere karşı onlar Sünniydiler. Veya Türkiye'lilere karşı Türkiye Türklerin Anadolu'ya karşı onlar Kürttüler. Orada etnik meselelerini kullanmışlar. Azerbaycan'da din meselesini. Ve Kürtleri daha da silahlandırma ve onları milletleştirme hatta. Yani siz bir değişik bir milletsiniz. Siz onları ordu yaratmak ve onları görürsünüz sonunda bir yarı müstəqil devlet yaratmak İran kuzeyinde. Ve bu harici dəxalətlər bahis olmuş ki, Kürt milleti buna qurban getmiş. Yani sonunda Kürt milletinin zərərinə olur. Ne kadar da Türklerden qırsalar, ne kadar da bu Kürt terörizmi bizi incisdə geçen yüzyılda ve ondan da çox, sonunda en çok zərər görən, en çok sədmə görən bölgede Kürt milleti olmuş. Halbuki Kürt milleti bizimle her zaman aynı yaşamış veya yaşaya da bilər. Necə ki görürsünüz, hatta mesela 1945'de devlet düzenlendi, Azerbaycan devleti Cənab Pişəvəri rəhbərliyində. Onda da Kürtler bize yardım etmişler, bize yardımlaşmışlar ve biz de onlara yardım etmişik. Biz de onları devlet qurmağında, Muhabbat Cumhuriyeti adı ki qurulubdu, 1946'da əslində qurulubdu, 45'de yox. Ona yardım etmiş Türkler. Biz böyle bakırıq Kürtlere. Ancak maalesef Kürt milletinin menfaatlerine değil ki, Türk milletine karşı çıksın. Necə ki bunu Asuriler anlayıblar, Ermeniler de yaxşıca anlayıblar ki, siz bax da o zaman ki Türk milletinin deryasının içinde yaşayırsınız, siz necə bir devlete karşı çıkabilirsiniz bir millete? Bir millete ki sizi min ildir yaşadıbdır. Min ildən çoxdur yaşa. O zamandan ki Kürt adı gəlib tarixdə, biz o zamandan Kürtleri yaşatmışıq. Biz heç ayrı seçkinlik görməmişik. Maalesef terörizm bir beladır ki, İndi Kürtleri de çok etkiliyibdi ve bölgede Türkleri de, Anadolu Türklerini de. Ancak Güney Azerbaycan'a gelende daha çok etnik mühendisliği meselesi vardı. Sayın Savunan Bey. Yani İran devleti buna deyirlər demografik mühendislik. Yani resmen getirir ve bu özü de herkes yoldaşlar tahkik eləsələr, hatta Google eləsələr, etnik engineering, bunun adı İngilizce'de etnik engineering'dir, demografik engineering, yani hemen bizim dilimizde etnik ve milli mühendislik ne demek? Yani bunu eləyiblər çok yerlerde, müvaffaqdır, Stalin de eləyibdi, Ruslar da eləyibdi, çok milletler eləyiblər, İngilizler eləyib, bir milleti yavaş yavaş başka yere sürmek ve onları orada çok atmak. Ve bu mesele, bu bir xəstəlik kimi, bir cüzon kimin Azerbaycan'ın batısını yemektedir. Yani bunları Türksüzleştirmektedir. Bu kətləri, şəhərləri ve yavaş yavaş Kürtləri oraya iskan vermektedir. Ve onları silahlandırmak, onlar daha sertdiler, daha organizdılar. Türkler organiz değiller, silahlı değiller ve orada qurbandılar. Yani bize gelende, Güney Azerbaycan'a gelende mesela çok təhlükəlidir. Yani daha Kürt meselesi değil daha. Burada açıkça Güney Azerbaycan'ı batısını
elinden almaqdır. Necə ki doğusunu, Ərdəbilini, Ənzəlisini elden alır. Necə ki güneyində Qəzvinini, Zəncanını, Həmədanını elinden alır. Yəni Azərbaycanı aradan apar. Azərbaycanı yox etmək planıdır. Güney Azərbaycanın batısını kürtləşdirməsi.